Artık eski Türkiye yok. Yeni Türkiye var. Eski siyaset tarzıyla, hele hele eski muhalefet tarzıyla kardeşlerim asla yönetim biçimi olmaz. Yeni Türkiye'nin yeni bir muhalefet ihtiyacı açıktır. Yeni Türkiye'nin iktidar kadar milleti kucaklayan bir muhalefete ihtiyacı var. Yeni Türkiye'nin artık ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı muhalefete değil, Türkiye'nin 77 milyonuna aynı dille konuşan bir muhalefete ihtiyacı var. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun adı açıklandığında şaşırdınız mı? Yani böyle bir şey bekliyor muydunuz? Doğrusu beklemiyordum tabii. Ama açıklandıktan sonra da mutlu oldum. Ya mutlu olduğunuz kesin yani rakip olarak karşınızda. Ama çok şaşırmadınız mı? Şaşırdım. Hiç istihbarat gelmedi mi böyle bir şey var diyor. Doğrusu başka tür bir istihbarat daha önce gelmişti ama bu şekilde değildi tabii. Yani onların adayı olabilmesini düşünmem mümkün değildi. Şundan dolayı Ekmel Bey'in babası CHP zulmünden Kahire'ye gönderilmiş bir insandı. Kendisi gitmiş yani. Babası muhterem bir insan. Hayır. Protesto. O zulümden tabii kaçarak gitti yani. Evet. Akif merhum gibi. Evet. Böyle gitti. Ve orada tabii doğup büyüdü. Bunu bilen birisi olarak da böyle bir şeyi düşünmemiz mümkün değildi. Bu da bu bakımdan tabii önemli. Dış meselelerle ilgili, etrafımızda olan bitenlerle ilgili faydalı bir görüşme yaptım. Bu görüşme çok olumlu bir şekilde seyretti ve ben bu görüşmeden çok mutlu ve umutlu ayrılıyorum. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ederim. Adaylıkla ilgili açık neler söyleyeceksiniz? Artık o kadarını da söylemeyeyim değil mi? İki dost arasında bu kadar kalsın. Samimisiniz siz. Kendisi de veda ediyor Cumhurbaşkanlığına. Bununla ilgili bir görüşme geçti aranızda. Yani arkadaşlar yani elbette değişik şeyler konuştuk ama takdir edersiniz Sayın Cumhurbaşkanı kendisi açıkladığı şeylerin ötesinde benim bir şeyi açıklamam uygun düşmez. Ama şu kadarını söyleyeyim, gayet samimi, içten ve kendileri başarılar diledi. İyi temenniler ifade etti. Ben de gayet mutlu ve umutlu ayrılıyorum. Dış meseleler konusunda ağırlıklı efendim konuştuk dediniz. Bir fikir birliğiniz var mı efendim? Türkiye'nin şu an içinde olduğu durumla ilgili. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin de bir bilezikleriniz var mı? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti ve aracıyla hemen bu köşkün dışındaki helikopter pistinin yanına geldi. Ekmelettin İhsanoğlu çok kısa bir açıklama yaptı. Açıklama konusunda da çok fazla ayrıntı vermedi bazı sorulara. Bu da eski iki dost arasında kalsın. Bazı konuştuklarımız elbet oldu dedi. Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu Çatıada şu anda da aracıyla ayrılıyor. Hocam buradan geçecek buradan. Korten cihan endalar, dost emrümet, hazar can sınavcıyora, huş heratı, ser sanır, ser çağıratı, Nevroz. Ve ben 1994'te burada fixörlük yapıyordum. Yani gelen basın mensuplarına yardımcı oluyordum. Ve o zaman zannediyorum Nisan ayında BBC aradı önce, arkasından ABC, arkasından da PBS aradı. Hepsininle aynı konuşma geçti. Konuşma şöyleydi. Nick Gowing arıyor editörü. Efendim diyorlar Refah Partisi konusunda biz bir program yapmak istiyoruz. Tamam diyorum hemen Sayın Erbakan'ı ayarlayayım. Hayır onu istemiyoruz. Yardımcısı varmış kimse tanımıyor o zaman daha. Abdullah Gül'ü istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan istiyoruz ve Fehmi Koru'yu istiyoruz. Aradan bir hafta geçiyor ABC arıyor. Birebir aynı konuşma. Allah Allah diyorum ben çünkü o zaman bilmiyoruz bu insanları da. Yani şeyi Abdullah Bey'in mesela. Arkasından PBS arıyor şeyin Amerika'nın radyo en önemli devlet radyo televizyonu. Birebir aynı konuşma. Erbakan'ı ayarlayayım. Hayır istemeyiz. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Abdullah
Bey'i ve şeyi isteriz. Ve geldiler. Bende duruyor kayıtları. Yapıldı o konuşmalar filan. O zaman belliydi nereye geçileceği. Bu şekilde ayarlanıyor. Şu anda da belli adamlar hazırlanıyor. Solda bu, sağda bu, şunda şu. Bunların hepsini, bunları Nelson Letsky denen CIA istasyon şefi diyor ki Büyük Millet Meclisi'nin her tarafındayım diyor. Yeni anayasayı okudun mu? Hayır. Devlet şeklinin cumhuriyet olduğunu belirten maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek. Artık cumhuriyeti yasal olarak değiştirmek mümkün değil. Bir de cumhurbaşkanını değiştiririz.